Sunuşumda Türkiye'deki sanayileşme ve yenilik politikalarına değinmek istiyorum. Buradan da dijitalleşmenin önemine, dijital dönüşümün nasıl sağlanabileceğine ilişkin birkaç temel öneride bulunmak istiyorum. Sunuşu yaparken bazı grafikler hazırlamıştım. Onları göstermek için hemen ekranımı da paylaşayım. Sunuşumda üç konuya değinmek istiyorum. Ya da başka bir şekilde söylersem üç temel önermem olacak sunuşta. Birincisi bir ülkenin ekonomik büyümesi ve refahı o ülkenin uluslararası ekonomik iş bölümündeki konumu tarafından belirleniyor. Yani uluslararası ekonomi dediğimiz her ülkenin eşit durumda olduğu bir ekonomi değil. Belli bir ekonomik hiyerarşi var. Bu ekonomik hiyerarşideki konum o ülkenin ne kadar hızlı büyüyeceğini ya da işte refah düzeyinin ne olacağını belirliyor. Elbette ki burada sadece ekonomik göstergeleri almak yeterli değil. Başka göstergeler de önemli. Fakat uzun dönemde karşılaştırılabilir göstergeleri en çok işte milli gelir gibi bazı temel değişkenlerde bulduğumuz için ben de bu değişkenler üzerinden bir analiz yapacağım. Fakat bu değişkenler diğer değişkenlerle de ilişkili olduğu için aslında bir hata payımız çok da fazla olmuyor. Özetlersem birinci önermi uluslararası iş bölümündeki konum, bir ülkenin uluslararası iş bölümündeki konumu o ülkedeki ekonomik büyümeyi ve refahı belirliyor. Türkiye açısından bakarsak Türkiye'nin son 60 yıldaki konumu çok değişmedi. Ben önce Şevket Hoca'nın da sunumunda daha uzun dönemli bir bu veriler gösterilmişti. Yani sadece son 100 yıl değil, daha uzun bir dönem. Ben sadece 1960 sonrası döneme bakacağım. 60 öncesi dönem tabii ki daha farklı dinamikler. Özellikle 19. yüzyıl daha farklı. Fakat İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki döneme bakarsak Türkiye'nin uluslararası iş bölümündeki konumu çok fazla değişmiyor. İkinci önemli, peki uluslararası iş bölümündeki konumu ne belirliyor? Uluslararası iş bölümündeki konumu belirleyen de o ülkenin sanayi ve teknoloji yapısı. O ülkenin sahip olduğu sanayi ve teknoloji yapısı hangi sektörlerde uzmanlaştığını gösteriyor ve bu da uluslararası iş bölümündeki konumunu belirliyor. Günümüzde bu iş bölümünü belirleyen en önemli teknolojiler dijital ve yeşil teknolojiler. Günümüzde ve gelecekte ortada uzun dönemde belirleyecek olan teknolojiler dijital ve yeşil teknolojiler. Her dönemin kendisine özgü önemli teknolojileri var, süreci belirleyen teknolojileri var. Bu zaman içinde değişiyor tabii bu teknolojiler. Ama günümüzdeki teknolojiler dijital ve yeşil teknolojiler. Bu nedenden dolayı da Türkiye son 60 yıldır değiştiremediği konumunu değiştirmek istiyorsa, daha hızlı ve daha nitelikli bir büyüme sağlamak istiyorsa, bu yeşil ve dijital dönüşümü sağlamak zorunda. Peki sanayi ve teknolojinin yapısını ne belirliyor ülkenin? Çok değişik faktörler var fakat bence en önemli faktörlerden bir tanesi o ülkenin izlemiş olduğu sanayi ve yenilik politikaları. Yani sanayi ve yenilik politikaları bir ölçüde ya da büyük ölçüde o ülkenin sanayi ve teknoloji yapısını belirliyor. Bu yapı o ülkenin uluslararası iş bölümündeki konumunu belirliyor. Uluslararası iş bölümündeki konumu da o ülkenin refah düzeyini, ekonomik büyüme hızını belirliyor. Bu nedenden dolayı da Türkiye dijital ve yeşil dönüşümü gerçekleştirmek için sanayi yapısında bir dönüşümü sağlayacak tutarlı ve uzun dönemli yenilik politikaları uygulamalı. Bu sunuşumda bu üç önermeyi hani bir anlamda ispatlamaya çalışacağım. Umarım bu çabamda başarılı olurum. Öncelikle ilk konudan başlayalım. Uluslararası iş bölümündeki konum nasıl değişiyor? Türkiye'nin konumu nasıl değişti? Dediğim gibi bunu göstermek için temel olarak kişi başına gayri safi yurt içi hasıla değişkenini kullanıyorum. Bu değişkenin çok sorunları var. Fakat dediğim gibi elimizde uzun dönemli olan tek gösterge bu. Ve diğer değişkenlerle de ilişkili olduğu için çok da belki sıkıntılı olmayan bir değişken. Şimdi bu şekilde 1960'tan 2020'ye kadar 60 yıllık dönemde dünyadaki verisi olan tüm ülkelerin kişi başına milli gelirlerini nasıl değiştiğini görüyoruz. Her bir çizgi bir ülkeyi temsil ediyor. Tam ortadaki yaklaşık bu kırmızı noktalarda Türkiye. İşte görüldüğü gibi Türkiye'nin kişi başına milli geliri tabii ki 60 yılda arttı. İşte yılda ortalama 3-3,5-4 düzeyinde arttı. Ama bu büyüme hızı Türkiye'nin konumunu çok da değiştirmiş gibi durmuyor. Yani bütün bu ülkelere baktığımız zaman 1960'larda Türkiye'nin konumu ortalardaydı. 2020'ye geldiğimizde de yine ortalarda. Türkiye çok değişti, çok gelişti bu süreçte. Ama bütün dünya değişti, bütün dünya gelişti ve Türkiye'nin ortalama konumu, yani iş bölümündeki konumu çok da fazla değişmiş gibi değil. Şimdi
Çizgilere bakarsak pek çok çizgi hani benzer bir paralel eğilimde. Ama bazı ülkelerde dalgalanmalar var. Bazı ülkeler bu 60 yıllık dönemde konumunu değiştirebildi. Bazı olumlu yönde değiştirebildi. Bazı ülkelerin de konumu olumsuz yönde değişti. Olumlu yönde değişenler hangileri? Mesela ilk 4 ülkeye bakarsak bu 60 yılda en hızlı büyüyen ilk 4 ülke. Bunlar Botswana, Çin, Kore ve Singapur. Bu 4 çizgi, buradaki kırmızı çizgiler bu ülkeleri gösteriyor. En altta başlayan şu çizgi Çin. Gördüğünüz gibi Çin 1960'larda dünyanın en yoksul ülkelerinden biriyken şu anda Türkiye'ye yaklaşmış durumda. Uluslararası iş bölümündeki konumunu çok ciddi bir şekilde değiştirmiş bir ülke. İşte alttan ikinci çizgi Botswana, 60'larda, 70'lerde ve 80'lerde hızlı bir dönüşüm göstermiş. Ama bu dönüşüm son yıllarda azalmış durumda. Üstten ikinci kırmızı çizgi Kore. Kore 1960'larda Türkiye'nin yaklaşık yarısı kadar bir milli gelire sahipken kişi başına. Şu anda Türkiye'nin iki katını geçmiş durumda. Son derece hızlı bir büyüme performansı var. Buna benzeyen birkaç ülkede var. Fakat genel olarak şunu söyleyebiliriz. Bu 60 yıllık dönemde konumunu olumlu yönde değiştiren ülkelerin çoğunluğu Asya ülkeleri, özellikle Doğu Asya ülkeleri. Tek istisnası Botswana, Afrika'dan bir ülke. Bu dönemde hani Türkiye'nin bu anlamda hızlı büyüyen ülkelere göre performansı çok başarılı değil belki. Ama hani dediğim gibi konumu olumsuz yönde değişen ülkeler de var. Onlara bakarsak da tabii ki daha olumlu. Olumsuz değişen 4 ülkeye örnek verirsem bunlar Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Madagaskar, Nijer ve Orta Afrika Cumhuriyeti. Bu kırmızı çizgilerde bu 4 ülkeyi gösteriyor. Gördüğünüz gibi bu 4 ülkenin konumu gittikçe kötüleşmiş. Hatta bu 4 ülkede 2020'deki milli gelir, kişi başına milli gelir, 1960'lardaki milli gelir yarısı kadar. Yani son derece ciddi bir kötüleşme yaşanmış bu ülkelerde değişik nedenlerden dolayı. Yani burada özetle söylemek gerekirse Türkiye'nin kişi başına milli geliri yaklaşık 60 yıllık bir dönemde yaklaşık dünya ortalamasında kalmış sıralamaya bakarsak. Çok fazla ciddi bir değişim yok. Peki bu Türkiye bu konumunu nasıl korumuş? Türkiye'nin uluslararası ekonomiyle eklemlenme tarzı nasıl olmuş? Bunu görmek için de Türkiye'nin dış ticaretine bakmak lazım. Çünkü dış ticaret uzmanlaşma yapısını gösteren iyi bir gösterge. Bu şekilde de 1960'tan 2020'ye Türkiye'deki dış ticaret yapısının nasıl değiştiğini görüyoruz. 5 ana sektörün ihracat içindeki payları var bu şekilde. Yeşil olarak gösterdiğimiz ve 1960'larda Türkiye'nin ihracatının hemen hemen büyük bir kısmını kapsayan sektör tarım ve gıda sektörü. Tarım ve gıdanın payı 60'larda ve 70'lerde gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde düşüyor. 70'lerde ve 80'lerde payı hızlıca artan sektör tekstil ve hazır giyim. Yani emek yoğun sektörlerin payı 70'lerde ve 80'lerde artıyor. Ve yaklaşık 80'lerin ortasında tekstil ve hazır giyimin payı tarımı geçiyor. İşte 80'lerin sonlarında 90'larda tekstil en büyük sektör ihracat içindeki payı açısından. Ama 90'larda da makine ve ulaşım araçlarının payı artıyor. Ve bu sektörlerde tekstil ve hazır giyimi 2005-2006 gibi geçiyor. Ve bu günümüzde ihracat içindeki payı en yüksek olan sektörler makine ve ulaşım araçları payı. Yani gördüğünüz gibi bir düzenli bir ve iyi bir yapısal dönüşüm sağlanmış. Doğal kaynaklara dayalı sektörlerden emek yoğun sektörleri. Daha sonra da orta teknoloji diyebileceğimiz makine ve ulaşım araçlarına yönelik bir dönüşüm var. İşte bu dönüşüm aslında Türkiye'nin konumunu korumasını sağlamış. Burada makine ve ulaşım araçlarına biraz daha detaylı bakarsak, bu makine ve ulaşım araçları elektrik ve elektronik sektörlerini de kapsıyor. Alt sektörler itibariyle bakarsak durum da şöyle. Bu makine ve ulaşım araçlarının en önemli sektörleri makina, kırmızıyla görülen, payı artıyor. Sarı ulaşım araçları özellikle 2000'lerden önce, yani 90'ların ikinci yarısından itibaren ve 2000'lerin başında hızlı bir şekilde artıyor. Ve maviyle gösterdiğimiz elektrik ve elektronik ürünleri. Bunların payı 2000'lere kadar artıyor ama 2000'lerin ortasından itibaren düşmeye başlıyor. Zaten Türkiye'de elektrik ve elektronik dediğimiz zaman en önemli ürün grubu tüketici elektroniği, yani televizyon aslında. Ve televizyon sektörü özellikle 90'larda Avrupa Birliği'ne satışlardan dolayı hızlı şekilde ihracat artmıştı. Fakat LCD televizyonla adaptasyon geciktiği için daha sonra onun payı düşüyor. Yani bu elektrik ve elektronik dediğimiz zaman temelinde bahsettiğimiz tüketici elektroniği. Şimdi burada hani bir yapısal dönüşümü sağlamış olduğumuzu görüyoruz ama ithalata bakmadık. İthalatı da görmek için net ihracata bakalım. Yani ihracat eksi ithalata bakalım bu sektörler itibariyle. Bu şekilde gördüğümüz
Yine en üstteki mavi çizgi tekstil ve hazır giyim. Gördüğünüz gibi Türkiye'de en önemli net ihracatçı sektör, yani Türkiye'ye döviz kazandıran en önemli sektör tekstil sektörü hala. Daha sonra tarım ve gıda o hemen sıfıra yakın. Ve diğer tüm sektörlerde aslında negatifteyiz. Yani makine ve ulaşım araçları dahil sektörlerin hemen hemen hepsinde net ithalatçı durumdayız. 2020'de bu pandemi kriziyle birlikte makine ve ulaşımda net ihracatçı olmuş durumdayız ama bu hani o pandeminin etkisi bunun ileride nasıl olacağını zamanla göreceğiz. Yani bu yapısal dönüşüme karşın Türkiye hala emek yoğun sektörlerde net ihracatçı. Şimdi bu yapısal dönüşümü Kore ile karşılaştırırsak oradaki durum nasıldı? Onun şeklini göstermeyeceğim ama Türkiye üzerinden hemen söyleyeyim. Kore'de de benzer bir yapısal dönüşüm var. Kore'de de 60'larda en önemli ihracat kalemi tarım ve gıda ürünleriydi. Fakat Kore 60'ların sonunda tekstile geçişi yaptı. Daha sonra da 90'lardan önce makine ve ulaşım araçlarına dönüşümü sağladı. Yani hızlı büyüyen Kore ile Türkiye'yi karşılaştırırsak Kore Türkiye'den yaklaşık 20 yıl önce bu yapısal dönüşümü sağladı ve bunu çok daha hızlı, çok daha kapsamlı bir şekilde sağladı. Bu nedenden dolayı yapısal dönüşüm işte bu uluslararası iş bölümündeki konumu değiştirme açısından çok önemli. Şimdi bu yapısal dönüşüme rağmen Türkiye niye hala ülke sıralamasında ortalarda bir yerde duruyor? Yani uluslararası iş bölümü içindeki konumunu değiştirmedi. Çünkü Türkiye her yapısal dönüşümü sağladığı zaman uzmanlaştığı ürünler o dönemin sürükleyici sektörleri değil, o dönemin sürükleyici teknolojileri değil. Örneğin deminki şekilde görmüştük, 70'lerde ve 80'lerde Türkiye tekstile doğru bir geçiş yapmıştı. Yani tekstil hazır giyim payı artmıştı. Yani dünyadaki teknolojik devrimlere bakarsak, işte bunun tabii değişik sınıflamaları var ama burada benim kullandığım Visual Capitalist adlı siteden aldığım bir şekil çoğu bu konudaki tartışmalar benzer şeyler söylüyor. O yüzden çok fazla sonuç değişmeyecek. Türkiye 1970'lerde ve 80'lerde tekstil ve hazır giyimde uzmanlaşırken aslında tekstil ve hazır giyim bildiğiniz gibi sanayi devrimini gerçekleştiren sektörler. Yani 18. yüzyılın sondaki öncü sektörler. Yani Türkiye 70'lerde ve 80'lerde hazır giyim ve tekstil temelinde uzmanlaşırken uzmanlaştığı sektörler aslında sanayi devriminin yani bir 100 yıl öncenin çekici sektörleriydi. Daha sonra 90'larda makine ve ulaşım araçlarına geçtiğimiz zaman onlar da ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerinin öncü sektörleriydi. Bu nedenden dolayı Türkiye'nin uzmanlaştığı sektörler gününün, döneminin öncü sektörleri değil, eski dönemlerin, eski sanayi devrimlerinin öncü sektörleriydi. Yani her zaman geriden takip ettiği için uluslararası iş bölümü içindeki konumu değiştiremedi. Uluslararası iş bölümü için konumunda yukarılarda olmak istiyorsanız, işte o bu dönemin, hangi dönemdeyseniz, o dönemin öncü sektörlerinde uzmanlaşıyor olmanız gerekiyor. Ve önümüzdeki dönemde de işte bu uzmanlaşmayı sağlayacak sektörler, bu uluslararası iş bölümünde önlerde olmanızı sağlayacak sektörler, dijital teknolojiler ve yeşil teknolojiler. Bundan dolayı öyle bir dönüşüm gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu şekilde altıncı dalga olarak tanımlanan teknolojiler bunlar. Peki Türkiye bu dijital ve yeşil teknolojilere dönüşümü sağlamak için gerekli olan koşullara sahip mi? Burada hani çok değişik gösterge gösterilebilir fakat ben sadece iki temel gösterge göstermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi geniş band abone sayısı 2020 yılındaki durum. Bu altyapıyı gösterir. Yani dijital teknolojilere uyumunuzu, geçişinizi sağlayacak altyapıda ne kadar güçlü olduğunuzu gösteren bir gösterge. Bu 100 kişide olarak verilmiş bir durumda. Tabii geniş band hem sabit hat olabilir hem mobil hat olabilir. Buradaki siyah çubuklar sabit hattaki geniş band abone sayısını 100 kişide gösteriyor. Sarı noktalar da mobil hattaki sabit abone sayısı. Bunlar OECD ülkeleri. En sağdaki ülke maalesef Türkiye. Yani sabit hatta en düşük abone sayısına sahip olan ülke OECD ülkeleri arasında Türkiye. Mobil hatta da sarı nokta burada. Gördüğünüz gibi o da yine en düşükler arasında. Yani Türkiye dijital teknolojiye dönüşümü sağlamak için gerekli olan altyapı açısından zayıf. Bu altyapıyı yeteri kadar ülkeye yaygınlaştıramamış durumda. İkinci önemli göstergede bilişim ve iletişim teknolojilerindeki uzman istihdamı, yani bu konudaki insan kaynaklarınız. Burada da 2016 yılındaki veriler var. Bu şekilde gördüğümüzde bilişim ve iletişim teknolojisi uzmanlarının toplam istihdam içindeki oranı
En yüksek olan ülke Finlandiya, %6'ya yakın. Daha sonra İsveç, İngiltere, İsviçre gibi ülkeler geliyor. En düşükteki ülkeler Türkiye, Yunanistan, Portekiz, Polonya. Yunanistan'daki istihdam oranı bile Türkiye'deki yaklaşık 2 katı kadar. Yani Türkiye maalesef dijital teknolojilere dönüşümü sağlamak için gerekli olan altyapı ve insan kaynakları açısından, OECD ülkeleri açısından çok olumlu bir pozisyonda değil. Bu konumunu hızlı bir şekilde değiştirmesi gerekiyor. Bunu nasıl değiştirebilir? Bunu tabii ki uzun dönemli ve tutarlı bir sanayi ve yenilik politikası izleyerek değiştirebilir. Niye sanayi ve yenilik politikasına ihtiyacımız var? Çünkü hem sektörler arasındaki koordinasyonu sağlamak için, onlara yön göstermek için ve kaynakları doğru alanlara aktarabilmek için böyle bir politikaya ihtiyacımız var. Eskiden hatırlarsanız bize plan lazım değil, pilav lazım gibi şeyler söylenebilirdi ama hani bu son 50 yıllık tecrübenin gösterdiği de şayet bir planınız yoksa pilavınız da olmuyor. Bir stratejiniz yoksa başarılı bir dönüşüm sağlayamıyorsunuz. O nedenden dolayı da hızlı ve nitelikli bir büyüme sağlayamıyorsunuz. Bu sanayi ve yenilik politikaların kapsaması gereken şeyler neler? Altyapı ve iş gücüne tabii ki yatırım yapılması gerekiyor. Bu iki şekilde de görmüştük. Düzenlemeler çok önemli. Burada rekabet politikası bence kritik öneme sahip politika araçlarından bir tanesi. Çünkü özellikle dijital teknolojilerde dünya genelinde yoğunlaşma çok fazla. Yani bugün dünyadaki 4-5 firma bu teknolojileri büyük ölçüde kontrol ediyor. Bu yüzden rekabet politikası önemli. Kamu girişimciliği ve kamu alımları çok önemli. Dijital ve yeşil teknolojilerin kullanımını teşvik etmek, hatta zorlamak belki önemli. Bunu söylerken de sadece dijital teknoloji sektörüne gelecek anlamında bir şey demiyoruz tabii. Tekstilde de aslında bir dijital dönüşüm gerekiyor. Tekstil sektörü Türkiye açısından uzun bir dönem önemli olacak olan bir sektör. Burada benim özellikle vurgulamak istediğim açık kaynak yazılımların geliştirilmesi önemli. Bu alanda büyük kapasitenin geliştirilmesi önemli. Ve dijital uçurumda en önemli risklerden bir tanesi. Dijital uçurum derken hem kullanıcılar açısından dijital uçurumu kastediyorum. Hem de üretenler açısından dijital uçurumun önemini vurgulamak istiyorum. Çünkü bu dijital uçurum kapatılmadığı müddetçe aslında yeni teknolojiler gelir dağılımının daha da bozulmasına yol açabilir. Gelir dağılımı açısından bir kutuplaşma yol açabilir. Çünkü teknolojileri üretenlerle bunu ancak uygulayanlar arasındaki bir farklılık gelir dağılımı açısından olumsuz etkilere yol açacaktır. İşte son günlerde Türkiye'de gördüğümüz işte online teknolojiler mesela çok gelişti bu özellikle pandemiden dolayı ama online teknolojilerin bir başka boyutu da işte kuryelerin en kötü, en iptidai koşullarda çalışmasıydı. Böyle bir uçurumun da çok hızlı bir şekilde yaratılabildiğini gördük. Şimdi bu politikaya ilişkin olarak neler yapılabileceğine ilişkin şeyler aslında 3 aşağı 5 yukarı belli. Burada hani çok özel bir bilgi gerekmiyor. Bu politikalara ilişkin iyi uygulama örneklerini görüyoruz. Bunları aslında benimseyip uygulamak sadece gerekiyor. Özetlersem sanayi ve yenilik politikaları sanayi ve teknoloji yapısını dönüştürmesini sağlayabiliyor. Sanayi ve teknoloji yapısını dönüştürebilirseniz uluslararası iş bölümündeki konumunuz değişebiliyor. Uluslararası iş bölümündeki konumunuz da değişirse hem ekonomik büyümeniz daha nitelikli ve yüksek hızlarda olabiliyor. Hem de ülkenin refahını arttırabiliyorsunuz. Daha olumlu bir büyüme sağlayabiliyorsunuz. Peki o zaman sormamız gereken soru sanayi ve yenilik politikalarının benimsenmesini ne sağlıyor? Madem bu politikalar bu kadar olumlu etkileri var, niye bu politikaları uygulayamıyoruz? Dediğim gibi bu politikalarda ne uygulayacağımız aslında belli. Niye bunları uygulayamıyoruz? Çünkü bu bir politikanın uygulanmasını belirleyen de siyasi tercihler. O ülkedeki siyasi tercihler bunu belirliyor. Her ekonomi politikası gibi sanayi ve yenilik politikaları da o ülkedeki kısa ve uzun dönemde kaynak dağılımını değiştiriyor. Bu yüzden dolayı da o ülkedeki sınıfsal ve toplumsal yapıya bağlı olarak siyasi tercihler yapılıyor. Bunun sonucu olarak bu politikalar ortaya çıkıyor. Bu yüzden sanayi ve teknoloji politikalarının uygulanması aslında bir ekonomi sorunu değil, aslında siyasi bir sorun. O ülkedeki siyasi yapı, toplumsal yapı dönüştürmeden de işte bu politikaları benimsemeniz mümkün olmuyor. Sonuçta konu büyük ölçüde o ülkedeki siyasette düğümleniyor. Vakit darlığından dolayı biraz hızlıca anlattım ve bazı konuları hızlıca geçmek zorunda kaldım. Kusura bakmayınız bundan dolayı. Beni dinlediğiniz için de hepinize teşekkür ederim.